kırmalık zeytin tarifinin püf noktalarını anlatacağım size arkadaşlar. Şöyle birçok sorular geliyor bize. Eren hocam, kırmalık zeytinimizi yapıyoruz. Bir ay sonrasından yumuşama gerçekleşiyor. İşte hocam, bir ay, iki ay sonrası, üç ay sonrası, dört ay sonrası saklayabileceğimiz zeytin çeşitleri nelerdir? Soruları sık sık geliyordu. Biz de bugün arkadaşlar tam kırmalık zeytin zamanı diye sizlere küçük küçük böyle ayrıntılarıyla kırmalık zeytin nasıl yapılır onları göstereceğiz. Ben yıllık arkadaşlar abartısı söylüyorum. 200 kilograma yakın arkadaşlar zeytin tüketiyorum. Biliyorsunuz dünya ortalamasında ortalama 6 ila 7 kilogram. Bugün İspanya, İtalya'da 15 kilogram. Türkiye'de maalesef 2 kilo, 2,5 kilo gramdı en son 2017 yılı içerisinde. İnşallah ümit ediyoruz arkadaşlar. Biz bu ortalamayı geçeriz diyoruz arkadaşlar. Şimdi kırmalık zeytin hangi dönemde yapılır ve hangi çeşitlerimizde yapılır? Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz Türkiye'nin kıyı, körfez bölgelerindeyiz. Burada da bizim çeşitimiz arkadaşlar Edremit Ağlık ve Trilye. Bugün bana kıyaslarsanız arkadaşlar ben şöyle kıyas yaparım. Edremit'in kırması, çizmesi, siyah, yağı 10 numara arkadaşlar kalite olarak. Trilye'de ise maalesef bizim bu Ege kıyıları arkadaşlar ne kırmaya geliyor arkadaşlar ne çizmeye geliyor. Hiçbir şeye gelmiyor. Sadece fabrikasyon ortamında arkadaşlar seles yapılıyor. Benim o kadar arkadaşlar çok güzel trilye bahçelerim var. Ama maalesef hiçbir kilo bile şimdiye kadar yapmadım. Hep ağlık Edremit yapıyoruz arkadaşlar. Edremit'in çizmesi şu an tam zamanı. Çizmesini yapıyoruz. Kırmasını yapıyoruz. Bu bizim çizmesi arkadaşlar geçen seneden kalma. Birazdan size arkadaşlar geçen senenin çizmesi, kırması ve siyahını arkadaşlar tadacağım. Ve yağını tadacağım size arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz öncelikle arkadaşlar? Dalında tam böyle biraz yaklaşabiliriz. Kırmalık olduğunu nereden anlarız arkadaşlar? Böyle yeşilden sarıya döndüğü zaman arkadaşlar bu bizim kırmalık için uygundur. Siyah için ise yeşil, kahve ve siyah tonlarında olması gerekiyor. Siyah sele ya da çuvalda basacaksanız arkadaşlar ya da bidonda simsiyah ve birazcık yumuşaması yani kırağı vurması gerekiyor. Bu da bizim Kasım, Aralık'ta olması gerekiyor. Tabii ki şu an burada arkadaşlar bugün 3 Eylül, 3 Ekim. Burada anormal bir durum var. Edremitleri biz daha çok Kasım, Aralık'ta istiyorduk. Gel bakalım Kerem yanıma. Gel bakalım Eren abisine yardıma gel. Gel otur yanıma. Edremitleri bu dönemde arkadaşlar siyah olması anormal bir durum. Biliyorsunuz iklim her sene arkadaşlar maalesef kötüye gidiyor. Yağış olmadığından dolayı. Tabii yağış olursa arkadaşlar bundaki yağ oranı daha güzel olur, daha lezzetli olur. Biz yağmur yağmadan bunları topladık. Şimdi arkadaşlar Edremitlerden herkesin bir bölgesinde has mutlaka bir çeşidi vardır. Ben Trilye'den kesinlikle arkadaşlar ne çizme ne kırma yapmıyorum. Bir yıl, iki yıl boyunca beklemesini istiyorsanız Edremit'ten yapmanız gerekiyor. Bizim bölge için, Kilis vesaire oralar için konuşmuyorum. Şimdi kırmalık için arkadaşlar öncelikle seçtiğimiz sarım trak edremitlerimizi alıyoruz arkadaşlar, kırıyoruz. Çizmelikte ise arkadaşlar şöyle bir tarifini vereyim. Şöyle bir yaklaşalım. Üç tarafını çizdiğimiz zaman arkadaşlar yeterli oluyor bize. Üç tarafını çizip doldurduğumuz zaman arkadaşlar eğer ki zeytinizi arkadaşlar bir hafta sonra tüketmek istiyorsanız 2 günde bir sürekli suyunu değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama biz genelde 1 yıl sonra, tabii bunu annem daha iyi bilir. Annem bu işin ehli. Şimdi zeytini arkadaşlar, tabii ben sadece şey yapıyorum, artık emekli oldum, anneme devrettim. Annem de çok çok iyi yapar. Biz kırdıktan sonra arkadaşlar eğer bir hafta içinde tüketeceksek 2 günde bir sürekli suyunu değiştirmemiz gerekiyor. Bir hafta sonra yerime zamanı geliyoruz bu edremitlerin. Yok, eğer 1 yıl sonra tüketmek istiyorsanız arkadaşlar hemen yaptıktan sonra limonunuzu koyarsınız arkadaşlar. Limon tuzunuzu koyarsınız. Birazcık da yağınızı koyarsınız arkadaşlar. 1 yıl sonra açabilirsiniz. Problem yok. Ama biz nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunu işin ehli annem daha iyi biliyor tabii. Anne nasıl yapıyorsun? Yemek için, kullanmak için ben bir hafta suyunu değiştiriyorum. Bir suyunu değiştirdikten sonra ben tekrar yıkıyorum. Limon doğruyorum. Tuz koyuyorum. 2-3 gün bekletiriyorum. Yiyoruz yani. Eğer kız kaldırmak içinse
3 defa suyunu değiştiriyorum. Limon tuzunu koyuyorum. 1 yıl bekletiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle annemin anlattığı gibi de teşekkür ediyorum anneciğim. Şöyle bir şey. Eğer 1 yıl sonra bekletmek istiyorsanız diyor, hemen 1 hafta sonrasında salamurasını yapıp kaldırabilirsiniz diyor. Ama biz daha çok 1 hafta boyunca, çünkü ben çok tüketiyorum zeytin, bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Akşam çerez gibi de yiyorum, sıkıntı yok. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kırmalıklarımızı birkaç tane deniyoruz. Bir de çok fazla kırmayacaksınız arkadaşlar. Şöyle ortası yarıldığı zaman yeterli bizim için. Şimdi eğer uzun sürerse işiniz, ne yapıyoruz? İçine birazcık su koyuyoruz arkadaşlar. Öğle için atıyoruz. Su biraz daha kararmasını önlüyor. Su koyduğun zaman herhangi bir problem doğmuyor. Tabii fabrikasyon ortamlarında da yapılıyor arkadaşlar. Pek yemiyorum ben onları. Her zaman el emeği, göz nuru diyoruz. Şöyle kabımıza koyuyoruz. Biz bunları kaldıracağımız için arkadaşlar bir yıla ondan su petlerine koyuyoruz. Anne bunu artık devam edersin sen. Şunlar da çizmelikler de arkadaşlar şöyle 3 çizgi atmamız yeterli. Yani şuna dikkat etmeniz lazım. Siyah zeytinin yumuşak olmaması gerekiyor arkadaşlar. Siyahtan kahveye, pardon kahveden siyah dönmüş olması gerekiyor. Yani şunun gibi. 3 çizik yeterli. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı bizim kırmalık gibi yapıyoruz. Bana kırmalık ve siyah kıyaslar mısınız hocam derseniz ben kırmalığı daha çok seviyorum arkadaşlar. Zaten siyah yediğiniz zaman belli bir zamanda sonra arkadaşlar artık baygınlık veriyor. Şimdi size geçen seneden yapmış olduğumuz şöyle kırma, çizme ve siyah. Bu siyahın da zamanı geldiği zaman anlatacağım arkadaşlar. Bunları geldiğimiz çuvalda yapıyoruz. Bu da bizim taş baskı yağımız arkadaşlar. Şöyle kırmalığı sertliğini göreceksiniz arkadaşlar. Halen daha ilk günkü gibi arkadaşlar tazeliğini koruyor. Zaten ne kadar mat olduğunu görüyorsunuz. Ben şimdi arkadaşlar halk eğitimde ders verirken ilk gün açılışı zeytinle açıyorum. Yani böyle kursiyerlere ikram ediyorum. Kursiyerler de hepsi hocam işte sipariş veriyor. Biz tabii ki zeytin hiçbir zaman satmadık arkadaşlar, satmıyoruz da. Ancak bize yetiyor. Yani bana yetiyor diyeyim ben. Çünkü çok çok seviyorum arkadaşlar. Biz sadece yapıyoruz. Tabii tarifini de vermek istiyoruz arkadaşlar herkese. Soran oldu mu tarifini de veriyoruz. Sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar mutlaka her akşam bir bardak yağ tüketiyoruz. Tabii sızmaysa ve bildiğiniz bahçelerse bir yıllık emek verdiyseniz, budadıysanız ve kontrolünü yaptıysanız arkadaşlar böyle güvenli içebilirsiniz. Zeytinin A'dan Z'ye arkadaşlar her şeye şifa. Sorunuz var mı arkadaşların adına? Simge Hanım? Yok. Mesela diyebilirsiniz ya şu şöyleydi böyle de eksimiz vesaire var mı? Aklıma bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Tamamdır. Arkadaşlar bunu devam biraz da annem devam edecek. Yani kırmalık ve yeşil zeytinin yapımı bu şekilde. Sorularınız olursa arkadaşlar sorularınızı sorabilirsiniz. Biz 6 yıldır arkadaşlar Edremit'ten kırma ve çizmeyi bu şekilde yapıyoruz. Limon tuzunu tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Bir kaşık koyuyoruz. Limon da bir tane doğruyoruz. Yağ da bir yemek kaşığı. 5 litrenin için arkadaşlar. Tuz da arkadaşlar. Bir çay bardağı tuz koyuyoruz. Bir kaşık yemek kaşığı limon tuzu koyuyoruz. 5 litrenin içerisine. Ve 2 yemek kaşığı da arkadaşlar. 1 yemek kaşığı da olabilir. 1 yemek kaşığı da arkadaşlar. İçerisine yağ koyuyoruz. Kapatıyoruz. Bir yıl sonra açtığınız zaman bunun gibi arkadaşlar. Biraz daha yaklaşalım bir. Biraz daha yakından görelim. Yumuşak olsa zaten belli eder her türlü kendini. Yani şunlar, bunlar gibi de arkadaşlar kahveydi. Zamanla suyun içinde arkadaşlar rengini açıyor. Yeşil oluyor. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi YouTube'da
Benim aslında telefon çok güzel çekiyor. Telefondaki videoyu YouTube'a attığımız zaman maalesef çözünürlük yarı yarıya düşüyor. Bunun için ne yapmak lazım? Çok güzel bir kamera almak gerekiyor. Ve çok güzel bir bilgisayar almak gerekiyor arkadaşlar. Bunlar için biraz daha sabredelim. İnşallah ileride çok güzel bir kamera ve çok güzel bir bilgisayar alacağım arkadaşlar. Onun için daha güzel şartlarda, daha güzel çözünürlüğü güzel olan videolar gelecek. Ama bunun için biraz daha sabredelim. Zaten görüntüden ziyade sizler için ses önemli arkadaşlar, bilgi önemli. Yani çözünürlüğün ne kadar kötü olduğunu emin olun arkadaşlar, ben de görüyorum. Bunun için güzel şeyler ileride olacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.